Adıyaman lezzetleri, kültürü ve tarihiyle İstanbul'a taşındı. Fesane'de düzenlenen Adıyaman tanıtım günleri başladı. 24 muhabir Aslı Demircan Ulutaş Fesane'de bizleri bekliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili de Ahmet Aydın da Aslı Demircan Ulutaş'ın konuğu. Hemen sözü kendilerine bırakalım Aslı. Yağışlar çağlayan İstanbul Fesane'de Adıyaman rüzgarı esiyor. İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar tam 4 gün boyunca memleket hasreti giderecek. Siz de duyabiliyorsunuz şu anda Adıyaman türküleri çalınıyor burada. Ve yine Adıyaman lezzetleri zengin mutfağı da burada tanıtılıyor. Öncelikle bir yayın konuğumuz var. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın Efendi. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz Adıyaman'a. Adıyaman'ın güzelliklerini sunmaya hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Oldukça keyifli bir ortam var burada. Hemen bugünün öneminden bahsedelim istiyorum biraz. Adıyaman için, Adıyaman tarafı günlerinin önemi nedir? Evet, bugün Türkiye'nin güneşi Adıyaman İstanbul'dan tüm dünyaya merhaba diyor. Bütün güzelliklerini buradan dünyaya İstanbul üzerinden sunuyor. İlk defa yapıyoruz Fesane'de Adıyaman tanıtım günlerini. Şu saatlerde başladı. 4 gün boyunca burada Adıyaman'ı tanıtmaya çalışacağız. Adıyaman gerçekten milattan önce 40 bin yıllara dayanan bir geçmişiyle bir medeniyetler şehri. Doğunun en batısında, batının en doğusunda olan bir şehir. Dolayısıyla hem doğu medeniyetleri hem batı medeniyetleri Adıyaman'da yerleşmiş ve milattan önce, milattan sonra birçok eser bırakmışlar. Bir kültür şehri, bir kültür mozaiği, bir tarih şehri. Yine Atatürk barajıyla, petrolüyle hem doğal zenginlikleri hem tabii kaynaklarının son derece fazla yoğun hissedildiği bir şehir. Her açıdan güzel, yeraltı, yerüstü kaynakları, Nemrut'uyla, çiğ köftesiyle, kültürüyle, her şeyden önemlisi insan kaynağıyla ele geçmez bir şehir. Çünkü Adıyaman geçmişten bugüne kadar farklı etnik yapılar, farklı kültürler, farklı dinler ve farklı mezhepler bir arada hemhal olmuş, karışmış bir huzur başkentidir. Hoşgörünün, medeniyetin şehridir Adıyaman. Ben sizinle birlikte gösterelim istiyorum. Hemen şöyle yanıma alabilirsem, kameraman arkadaşım da gösterecek. Burada Adıyaman'ın en önemli lezzeti çiğ köfte. Çiğ köfteden tarihi güzelliklerini sergilemişler. Oldukça ilgi çekici. Evet, bu tarihi bir ören yeri. 2206 metre yüksekliğinde Komagene uygarlığına ait Nemrut Dağı tümülüsü. Tabi bir görsellik var, bir tarih var. Bunu damak tadıyla daha lezzetli hale getirdik. Adıyaman çiğ köftesi meşhur biliyorsunuz. Tüm Türkiye'de bilinen birçok yerde, ülkemizin en ücra köşesinde bu damak tadını yaygınlaştırmışız. Nemrut'un güzelliğiyle de birleşince ki güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel seyredildiği mekandır aynı zamanda. Güneş, turizm, damak tadı bir arada olunca Adıyaman bir harika oluyor. Bambaşka bir güzellik katıyor. Ben de emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet, yağışlar çağlayan biz biraz daha devam edelim istiyorum. Standları tanıtalım. Burada hem kültürü hem de mutfağı, zengin mutfağı tanıtılıyor Adıyaman'ın. Hemen az önce bahsettik. Devam edelim. Burada çiğ köfteden tarihi zenginlikler konu edilmiş. Şu anda da ustamız çiğ köfteyi yoğuruyor. Hemen soralım. Ustam, çiğ köftenin bu kadar ünlü olmasının sebebi nedir Adıyaman çiğ köftesinin? Nedir sırrı? Adıyaman çiğ köftesi özellikle etli olduğundan dolayı damak tadına daha çok hitap ediyordur. Ondan dolayı Adıyaman çiğ köftesi çok önemlidir. Bunu belirteyim. Özellikle bugün basının göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim. Sayın valimize, sayın milletvekillerimize teşekkür ederiz. Ama çiğ köfte gerçekten Adıyaman'la bundan sonra söylenecektir. Adıyaman'da anılacaktır ve daha iyi yerlere gelecektir. Sanayileşmeyi çiğ köfte ile Adıyaman yakalamıştır. Çiğ köfte denilince bundan sonra Adıyaman akla gelecektir. Teşekkür ederim. Peki, İstanbullular da 4 gün boyunca burada memleket hasreti görecekler. İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki bu tanıtım günlerini? Sizler için de önemli bir gün aslında. Evet, mutlaka herkesi bekliyoruz. Özellikle İstanbul'u
iyi bir damak tadı alacaklar, iyi bir damak tadı alacaklardır ve kendileri burada istediği gibi Adıyaman'ı yaşayacaklardır. Çünkü bizim Adıyaman'ın kültürü zengindir. Belki geride kalmışız ama bu tür aktivitelerle ön plana çıkıp en iyi şekilde Adıyaman'ı tanıtacağız ve herkesi buraya bekliyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Evet, Yasin Çalayan, biz biraz daha devam edelim istiyorum. Bu tarafta da yine Adıyaman'ın kültürünü tanıtan ve zengin mutfağını anlatan standlar var. Hemen şu tarafta kuru patlıcan, biberlerin tepkileri görüyoruz. Yine mutfak kültürü tamamen yansıtılmış durumda burada Adıyaman tanıtım günlerine. Büyük bir yoğun bir ilgi söz konusu. Özellikle Adıyamanlıların yoğun bir ilgisi var. Yine birçok yöresel lezzet tatlılar ve yine kahvaltılık malzemeler de burada sergileniyor. İstanbullular 4 gün boyunca, İstanbul'daki Malatyalılar 4 gün boyunca buraya gelerek memleket hasreti giderecekler. Yayın konuğumuzda AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'dı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. 4 gün boyunca İstanbulluları buraya, Adıyamanlılar buraya bekliyor diyelim ve söz tekrar size bakalım. Teşekkür ediyoruz Aslı Demircan Ulutaş'a. Güzel izlenimler.